en fazla yaşandığı bu kentten bütün depremzedelere ve halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşamını yitiren bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Hastanelerde ve çadırlarda tedavi görmekte olan insanlarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını ve acil şifa dileklerimi iletiyorum. Bugün burada bileşen partilerimizle, ittifak partilerimizle, DTK ve buna benzer kurumlarla birlikte depremzedelerimizi ziyaret etmek, acılarımızı sarmak ve acılarımızı hafifletmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün burada bir kez daha acının ne kadar büyük olduğunu, bu yıkımın ve felaketin ne kadar büyük olduğunu gözlerimizle gördük. Evet, acı büyük, yıkım büyük, ancak bütün bunlar karşısında büyük bir dayanışmanın olduğunu da gördük. Belki de bizleri ayakta tutan tek şey, bu tür olaylarda, bu tür afetlerde dayanışmadır. Birlikte omuz omuza yürümektir ve dayanışmanın acıyı hafifletmesinin bize verdiği güçtür. Hatay başta olmak üzere bütün kentlerimizde hala eksikliklerin olduğunu da görüyoruz. İnsanlar enkaz başında yakınlarının cenazesinin çıkmasını beklerken bir yandan da gecenin eksi derecelerinde üşümenin ve buna benzer mağduriyetlerin yaşandığını hala görüyoruz. Çadır eksikliğinin özellikle çok fazla olduğu, ısınmanın, barınmanın çok fazla yaşandığı bu kentte bir kez daha feryatları duyuyoruz. Evet, çadıra ihtiyaç var, barınmaya ihtiyaç var. Enkazın altından insanların yakınlarının çıkarılmasına ihtiyaç var. İlk günlerde hiçbir şekilde müdahale edilmeyen iş makinalarının olmadığı bu kentlerde bugün bakıyoruz, iş makinaları enkazları kaldırmak için sıraya girmişler. Ve depremzedelerin yakınlarını enkazın altında bırakanların feryadı, özellikle cenazelerine bir an önce kavuşmak ve bu cenazelerin vücut bütünlüğünün bozulmadan ve dini vecibelerin yerine getirilerek gömülmesi, defnedilmesidir. Fakat öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki o gün ortada olmayanlar bugün bir seferberlik içerisinde iş makinalarını depremzedelerin ve enkazların olduğu yerde kullanmaya başlamışlar. Buradan uyarıyoruz. Vücut bütünlüğü bozulmadan o cenazelerin enkaz altından çıkarılması dini açıdan da, vicdani olarak da, ahlaki olarak da bir gerekliliktir. Yine bunun yanında hukuki anlamda da özellikle enkazların kaldırılmasının daha sonra bizlere delil olarak sunulacak olan malzemelerin ortadan kaldırılmasının da büyük bir suç olduğunun altını önemle çizmek istiyorum. Bütün bunlar gerçekleşmeden enkaz kaldırmanın, enkazın tarumar edilmesinin büyük bir suç olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet, bugün sorumluluğu olanlar sanki yaşanan bu depremde hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi davrananlar şunu bilsin ki hesap vereceksiniz. Binlerce insanımızın enkaz altında kalmasından dolayı hesap vereceksiniz. Bu halk sizlerden hesap soracak. Binalara imar affı çıkarmanızdan dolayı sizlerden hesap soracak. Enkazın altında kalan insanları çıkarmadan
enkaz işlemlerine başladığınız için sizlerden hesap soracak. 20 yıldır topladığınız yaklaşık 40 milyar dolarlık vergi, deprem vergisini depremin dışında her yerde çarçur etmenizden dolayı insanlar sizden hesap soracak. Dolayısıyla bütün bunlar yaşanırken bana bir yıl verin diyen Cumhurbaşkanı, bana bir yıl müsaade edin diyen Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Bu ülkenin, bu halkların, bu toprakların, bu coğrafyanın bırakın size bir yıl, bir gün dahi tahammül edecek gücü kalmamıştır. Bir yılı size ödül olarak hiç kimse vermeyecek. Çünkü gideceksiniz. Bu halk sizden hesap soracak, hesap vere vere gideceksiniz. Bu depremlerden, bu afetlerden kurtulmanın ilk adımı AKP-MHP iktidarını göndermektir. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Bu halklara yaşattığınız acının, bu halklara verdiğiniz zulmün artık bundan ötesi olmadığını bilerek herkesin, Türkiye halklarının, Türkiye kamuoyunun bu bilinçle AKP'nin artık siyasi arenadan, siyasi tarihten silinmesi için birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Mücadele önemlidir. Örgütlülük önemlidir. Dayanışma önemlidir. Bütün bunların farkındayız ve bütün bunların farkında olarak aslında ayakta olduğumuzu biliyoruz. Ancak atacağımız ilk adım AKP ve MHP iktidarını göndermek olacak. Ben bir kez daha burada yaşamını yitiren bütün insanlarımıza, yakınlarını kaybeden bütün insanlarımıza geçmiş olsun ve sabır dileklerimi iletiyorum. Hepimizin, ama hepimizin başı bir kez daha sağ olsun. Allah hepimize sabır versin ve bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Efendim. Tamam.